Merhaba arkadaşlar, bu videoda sevgili dostum, arkadaşım Yurday Onaran'la birlikte olacağız gene. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Türkçe de enerji veriyorsun bana. Ben teşekkür ederim, sen de bana. Çok güzel bilgiler veriyorsun aynı zamanda. Evet. Gerçi bunları biz seninle konuşabiliyoruz ama istiyorum ki aynı bilgileri dostlarımıza da yansıtalım. Çünkü hakikaten herkesin, hepimizin ihtiyacı olan bilgiler. Yaşam sembollerinin sırları dedim ve ilk defa anlatacağım bazı şeylerden bahsettim. Heyecanla seni dinleyeceğim. Sembolleri ve sırları. Şimdi enerji hakkında herkes bir şeyler konuşuyor. Semboller hakkında herkes bir şeyler konuşuyor. Hep geçmiş zamanın sembollerinden konuşuyoruz. Aslında yaşarken devamlı sembolleri kullanıyoruz ve farkında değiliz. Bugün birazcık onun için bunlara dokunup yaşamı daha çok farkında olarak yaşayabilme yetisini kazandırmak istedik. Ben kendimce bunları çok kullanırım. Ve çok da faydasını görüyorum. Onun için siz dostlarımıza, bizi dinleyen, bizi izleyenlere de bunları anlatmak istedim. Seninle olan o güzel bağımızla birlikte seni seçtim bunları ilk defa yayına geçirmek için. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü sosyal medyayı gerçekten güzel kullanıyorsun. Benim o konuda özürüm var. Özür diliyorum tüm beni izleyenlerden. Hayır, bir şey özür söyleyeceğim. Diliyorum. Zaten hepimizin ayrı ayrı vazifesi var. Aynen. Yani benim esas sosyal medya diyeyim, televizyon diyeyim, sizleri daha doğrusu yansıtmak. Sizin de kendi özünüzdekileri dışarı çıkarmak ve yansıtmak. Onun için fıtratımız Aynen. farklı. Aynen. Senin aracılığını bu konuda çok seviyorum ve bana iyi geliyorsun. Canım. İşte bu enerji. Evet. Şimdi semboller dedik. Hatırlar mısın biz birlikte ne yapıyorduk? Senin ilk yanında, ev son yanında ben çıkıyordum. Evet, öyle bir şeyimiz vardı. Aslında bu da sembolik bir olay. Birbirimizi böyle sembollemişiz. Bu bize çok özür dilerim, aklıma şey geldi. Hani şey gibi, futbol seyrederken şey tutarlar ya. Tutmak gibi, bugün onu da konuşacağız zaten. Ha. Onun altındaki esas nedenleri yakalayacağız. Enteresan. Hani totem nasıl çalışıyor? Evet, evet. Bu enerji nasıl çalışıyor? Sembolleri nasıl oluşturuyoruz? Bu çok enteresan konu ve şimdiye kadar da nedense pek dokunulmadı ya da farkına varılmadı. Şimdi diyelim ki totem yapıyorsun, işte maç seyrederken ne yapıyorlar? Bir dostum şey yapardı, iki tane trompet çubuğu vardı, tık 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 onların birbirine vururdu seyrederken. Şu anda gol olacak diye odaklanırdı ondan birlikte. Hakikaten de bunu yapıyordu. Aslında bunun oluşmasının nedeni gayet basit. Enerjiyi tetikliyor. Odaklayarak enerjiyi tetikliyor. Zaten totem demek aslında o sembolü yaratıp o sembolü kullanmak. Şimdi arkadaşım ne yapmış orada? Trompet çubuklarını vurmayı sembolleştirmiş. Ve o sembolün yükünü, kendi düşüncesindeki yükünü onlara yüklemiş. Ve bunu maç seyrederken harekete geçirdiğinde oradaki enerji harekete geçiyor ve odaklanıp olduğu yere yolluyor. O enerji orada onu yapmayı başarabiliyor. Kişinin enerji potansiyeline bağlı olarak hızlı ya da yavaş oluşabilir. Mesela ben işe giderken izlediğim bir yol vardır. Florya'dan Bakırköy'e gidiyorum. O yol güzergahı benim için bir semboldür. Nasıl gidiyorum? İşte Florya'dan çıktığım şehre, işte Ataköy'e giriyorum. Orada hani birçok yol kullanabilirim ama ben o yolu kullanıyorum. Çünkü o yolu giderken çizdiğim o sembol bana çok iyi geliyor. Aynı şey bende de var, inanır mısın? Evet. Hadi sana bir şey söyleyeyim mi? İçgüdüsel olarak biliyoruz. Benim küçük, en küçük torun Zeynep'i bilirsin. Hı hı. Zeynep inanılmaz şeydir. Böyle temiz giyinmeye odaklıdır. Günde 3 kere kıyafet değiştirdiği olur. Tenis maçında geçen turnuvada bir şampiyon olmuştu. Bu giderken damat Ömer anlattı. Ya dedi, inanmıyorum dedi. Antrenmanda giymiş çıkarmış. Kirliden alıp giyiyor. İnanamadık dedi. Niye giyiyorsun? Hayır demiş, geçen şampiyon olduğunda üstümde bu vardı. Çok kendi haklı. Bütün diğer şeylerini yıkmış, onu giydi ve şampiyon oldu gene hakikaten. Bu gerçekten öyle. O anın enerjisi o faneye yahut atlet neyse ona siniyor.
Evet. Ve onu bir dahaki çok alanda ilginç. Tekrar kendi duygusuyla birleştiği zaman tetiklendiriyor. Ve bu gerçek. Evet. Mesela bir arkadaşımın uğurlu çorabı vardı. Kırmızı böyle kenarı vardı. Kendisi de iş adamı aslında. Toplantıya gidecek onu giyiyor. Eşi de arkadaşım çok sinirlenirdi. Ya adam iş toplantısına gidiyor, kırmızı çizgili çorabı giyiyor. Aa diyor, o benim uğurlu çorabım. Evet, o onu ateşleyen bir şey. O enerjisini yükseltiyor ve onun için artık sembolleşmiş. Ve kendisi o frekansa giriyor. Aynen, o frekansı için. Zaten o frekansa evet. Çekmek için şey. Mesela bir sandalyeye oturuyorsunuz devamlı değil mi? O oturduğunuz sandalyeye artık sizin enerji parçacıklarınızı bırakmış oluyorsunuz. Eğer o enerji parçacıklarından siz orada ne yaptıysanız onu o parçacıklar kayıtlıyor ve o alanda bıraktığınız enerji artık orada o konuyu işliyor. Arkadan gelip başka birisi de oraya oturduğunuzda sizi daha önce hiç duymamış olsa dahi o duyguya gelir. Enteresan. O düşünceye evet. Gelir. Yani enerjileri kullanmayı bilsek aslında inanılmaz hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Ben onu tüm çalışmalarımda hemen hemen kullanırım. Mesela şu koltuk senin için yayınlar yaptığın, güzel sohbetlerin, kıymetli sohbetlerin yapıldığı koltuk. Sen buraya tek başınayken bile otursan yayın için bir düşünceler geçer bak, aklında. Kesin. Ha, ne oluyor? Çünkü burası artık sembolleşmiş o konuya göre. Ve o sembolün enerjisini yayıyor. Sen buraya oturduğunda sadece onu düşünüyorsun. Onun için biz okul hayatı olan ve yoğun çalışması gereken kişilerde eğer odaklanma sorunu varsa aynı sandalyede çalışmasını, aynı masada çalışmasını hep söyleriz. Ve en güzel çalışmalarını nerede yapıyorsa orada çalışmaya devam etsin. Benim mesela evde farklı farklı çalışma alanlarım vardır. Yani bir masam vardır mesela. Özellikle orada büyük masada çalışırım. Çünkü çok fazla araştırma yapıp bir seminer falan hazırlayacağım bir şey varsa çok döne kullandığım için büyük masa gerekiyor bana. Orası benim yeni ürün çıkardığım yer. Ha, benim için orası o şekilde sembolleşmiş. Ve ben oraya oturduğumda yeni ürünler çıkartırım. Arkadaşlar da bana geldiğinde eğer toplantımızın amacı bir ürünü beslemek ya da büyütmezsek yine o masayı kullanıyor. Ve inanılmaz etkili olur. Mesela bir arkadaşım vardı. Evine yakın yol güzergahında büyük bir ağaç vardı. Bir gün ona gidiyorum. Yurday dedi evini anlatacak bana. İşte o büyük ağaçtan, şanslı ağacın önünden geçeceksin dedi. Benim için ona da dokun dedi. Onun köşeyi dönünce oradaki apar. Ondan sonra gittim yani o ağaç niye bakayım şanslıymış dedim. Ya dedi bir gün dedi önemli bir iş için dedi gideceğim. Hatta beraber de konuştuğumuz bir işti. Yani o iş olacak mı olmayacak mı düşüncesine şey yaparken o ağacın altında taksi bekledim dedi. Ve uzun süre bekledim. Birazcık orada durdum. Sırtımı yaşadım ve bana acayip bir enerji geldi orada. Yükseldim dedi. Yani enerji potansiyelimin yükseldiğini hissettim. Taksiye binip gittim dedi ve iş oldu geldim dedi. O günden beri dedi. O ağaç benim için sembolik şanslı. Olarak şanslı. Çok enteresan. İkinci kısımda ben hep dolaşırım. Orada da benim uğurlu bir ağacım var. Tek bir sürü ağaçlardan çok etkilenirim evet. Zaten ama bilhassa o ağaçta ben de hep böyle kimse olmasın diye bakarım ki beni deli zannetmesinler diye. Hatta ben kucaklıyorum ağacı bir müddet. Yalnız çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bilirsin 8-9 tane kitabım var. İnanır evet. Misin bunların hepsinin ilhamı bana ikinci kısımda dönerken gelmişler. Ve özellikle çıkarım. Ama daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Aydın Arıtan'ı tanırsın. Tabii ki. Aydın'la bir gün konuşurken Aydın dedi ki ya dedi bütün dedi bu düşünceleri dedi aynı yerde dönerken ve biz hiç hayatımızda orada karşılaşmadık. Ve bir şu an ismini hatırlamıyorum ama bayağı kitapları olan bir yazar var bir gün. Bir baktım orada bir yerde oturmuş kitap yazıyor. Merhaba dedim hani uzaktan tanıdığım için hiç tanışmamıştım gittim. Ya dedi genelde burada yazıyorum.
belirli alanları da kendimiz yapa yapa başkalarına da mı oyunu alan açıyoruz? Aslında siz de alan açabilirsiniz ama demek ki orada öyle bir manyetik alan var. Ha, toprağın kaygı vardır. Eğer o toprağın altı eğer bir de besleyici bir su kaynağından geçiyorsa orada daha kuvvetli bir manyetik alan olur. Çok eski zamanlardan beri biz biliyoruz ki bu L hatları aslında bütün dünyaya bilgiyi taşıyan su hatları ve bütün tapınaklar onların üstüne kurulur. Her nasılsa büyük ihtimal onların altında da öyle bir alan var ve oranın bir manyetik alanı oluşur orada. Ve o manyetik alanı kodlaması yeni ürün çıkarmak üstüne ise oraya gidenler onunla besleniyorlar. Dediğin yerde çok enteresan biz resim gösterisi yapmış. Aynı yerde. Evet, aynı yerde toplu olarak resim atölyesindeki arkadaşlarla açık hava şeyi olarak Bakırköy'de çok güzel bir etkinlik yapmıştık. Anında resimler çizdik orada. İnsanlar geldiler, seyrettiler. Ve çok güzel bir etkinlikti. Demek ki orada yaratıcı bir enerji var. Evet. Buradaki alanı kullanmak. Alan o şekilde kendini sembolleştirir. Saroz'da bizim sitenin Trabzon'un olduğu yerde bir keresinde daha Funda evlenmeden ev arıyorlar. Nişanlı ve düğün olacak. Bulamıyorlar. Hatta benim dünür de vardı. Orada 3 kere dönüp dua etmiştim. Olsunlar diye kareye çıktığında olmuştu. Ondan beri orada bunu herkese de söyledim. Ben bana gelen bir şey bazı insanlar kendine saklar ama ben mümkün değil saklayamıyorum. Herkesle paylaştım. Herkes aynı şeyi söylüyor ki ben ondan sonra 5-6 dileğimi daha orada 3 kere dönerek. Yani benim fazla şeyim yoktur ama devamlı nasıl ezberlediğimi de bilmem. Ayet-i Kürsü'yü ezbere bilirim. Ayet-i Kürsü okuyarak 3 kere dönüyordu ve gelince oluyordu. Belki buna inandığım için belki de zaten denizde ben çok etkileniyorum. Evet. İnanılmaz şimdi yani. Şimdi burada birkaç tane faktör var onun için hızlı oluyor. Bir kere inanmak ilk başta şart olan bir tetikleyici. Toprağın enerjisi, suyun enerjisi, hava enerjisi çünkü ağaçların da bol olduğu yerden çok bahsediyorsun. Bunların hepsi birleşince alana kuvvetli bir enerji salınımı yayılıyor. Ve sen bunu kullanıyorsun. Aslında İnsanların bunun bir gücü var zaten. Biz şu sür dedin hakikaten. Yani bunları öğrendiğimiz zaman yaşamı ne kadar kolaylaştırıyoruz. Çok kolaylaştırıyoruz. Yani mutluluğumuz, şansımız, bereketimiz, her şey buna bağlı. Kaderimizi değiştirme olayları. Hı-hı. Yani o zaten başlı başına şimdi hiç girmeyelim. Uzun bir konu. Evet. İnşallah bir gün onu da konuşuruz. Şimdi orada çok güzel bir şey değindin. Aslında ağaçlar. Ağaçlar yerdeki bilgiyle gökteki bilgiyi birbirine katan varlıklar. Müthiş. Onun için bütün dinler de çok değerlidir. Çünkü o bilgiyi havaya, atmosfere yayıp biz nefesle içimize bilgi almamızı sağlayan müthiş bir araç. Ve son zamanlarda maalesef çok pisliklerini de görüyoruz. Bence şeytanla dans etmektir ağacı kesmek. Çünkü bizim bilincimizi besleyen çok önemli bir kaynaktır. Biz inanılmaz değerli bir toprakların üstündeyiz. Çok, çok. Yani dünya 6-7 defa yeniden oluşum geçirmiş ve her oluşumda da var olan kara bu bizim Anadolu toprakları. Ve dişil enerji dolu burası. Aynen, zaten ana. Ana. Diyoruz. Her şeyimiz ana. Tabii. Şimdi ana yol, ana fikir, ana toprak. Bizim topraklarımızın neresini kazarsanız kazın her katmanda başka bir tarih buluyorsunuz. Ve düşünün o tarihler orada kayıtlanıyor. Aynen. Yani orada yaşanan herkes o toprağın kristallerin içine kayıtlı. Biz alıyor muyuz? Aynen alıyoruz. Taş plakları düşünün. Taş plaklar nasıl? Aslında temeli toprak maddelerine bağlı. Bir şey kristallere, şeylere bağlı. Telefonlarımızda zaten kristaller olmasa iletişimimiz olmuyor. Demek ki kristaller yani toprak kayıtlıyor. Bütün her şey şu toprağa kayıtlı. Su da bu kaydı alıp bütün alanda dolaştırıyor. Yani ortak bilinç alanı yaratmaya
toprakla suyun birleşimi oluyor. Bu buharlaşınca da atmosfere yayılıyor. Ve devamlı o yayını tutabilmek için de ağaç gerekiyor. Yani o ağaç olmasa, o ağacın yayını olmasa atmosfer bilgiyi orada tutmaz. Yani, atmosferde bilgiyi devamlı tutabilmenin yolu o. Ve eğer ağaçlıklı bir yere gittiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben müthiş. Müthiş. Rahatlamış hissediyorsunuz. Aynı zamanda sizi temizliyor. Ve yeter ki bunları fark ederek yaşayabilsek değil mi? Evet. Farkındalık çok önemli bir şey. Bilmiyorum, herhalde dostlar gidip ağaçlara sarılıyorlardır. Ben Florya Ormanı'nda benim birkaç tane öyle ağacım vardır. Gider sarılırım. İnsanlar geçerken bana bakıyor ama çocuğum da değil. İşte ben de aynı şey yapıyorum. Deli olarak. Hatta bir keresinde bir kadın geldi, yardım edebilir miyim, bir şey mi oldu dedi. Tabii. Ha yok dedim, isterseniz siz de sarılın. Bir şey yaparım. Sarılırım, kalp çakramın oraya değmesi ve üçüncü gözümün ağaca değmesine dikkat ederim. Çünkü ikisi birlikte müthiş bir bedende temizlik yapar. Bu da sembolik bir çalışmadır aslına bakarsanız. Bunu düşünüp o ağaçla o anda bir olduğunuzda zihninizin açıldığını göreceğiz. Bu zihin açıklığıyla da işe başlarsanız çok daha güzel olur. Onun için işe gitmeden önce güzel bir yürüyüş, üstüne ağaçlarla bir birliktelik, ondan sonra işe gitmek çok daha güzel, temiz bir zihinle işe başlamak gibi olur. Mesela diyelim ki hep aynı yoldan gidiyorsunuz. Şimdi lütfen hep aynı yoldan gittiğiniz yerlerin gidiş güzergahında nasıl bir iz bıraktığınızı çizin. Orada bir sembol çıkacak yürüdüğünüz ya da arabayla gittiğiniz yolda. O sembolü, eğer gittiğiniz yerde hep mutluluk yaşadığınız bir yerse, o sizin mutluluk enerji frekansınızı değil. İşin sırrı burada. Bazı şeyleri de bilmeden yapıyorum. Mesela benim eşim bana hep diyor ki, ya diyor sen diyor, güya diyor her olaya açıksın diyor. Belirli yerler var diyor. Hep aynı yerden gidiyorsun. Aynı yerden bir değişik gitsene. O değişik gitmeyi sever. Hmm. Ben inatla aynı yerden giderim. Belki fark. Ama bak bunu şimdi senden duyuyorum. Belki fark etmeden onu yapıyorum. Besleniyorsak öyle gitmek lazım. Çünkü iyi geliyor. Evet. Mesela hoşlanmadığınız bir olay oldu gittiğiniz yere. Dönüşte mutlaka yol güzergahınızı değiştirin. Aynı yoldan gidiyor. Evet. Ha, o zaman ne yapıyorsunuz? Kaydı oraya tamamen mühürlemiş oluyor. Evet. Ha, yani bu da ayrı bir sır. Ama mutlu olduğunuz yol güzergahının lütfen çizimini yapın. O şekli yanınızda taşıyın. Bakın o şekli çizdikten sonra avucunuzun içine alın. Kalbinizin üstüne koyun. İnanın o mutluluğu tekrar hissedeceğiz. Bazılarını da biz mi yüklüyoruz acaba? Mesela, biz yüklüyoruz. Evet, ben bu yaz Saroz'a gidip geliyorum, işte burada da işler olduğu için şey yaptım, ne derler ona, benzin alıyorum. Ondan sonra şöyle bir baktım, 4 numaralıydı. İkinci baktım 4 numaralı. O sıra bir sürü ters olaylar gitti. Normal gelirken gene benzin istasyon dolu, beni aldı bir yere, bir baktım 4. Ben dedim ki ben şurada bekleyeyim. Adam önce anlam veremedi. Ya dedim geçen gün bu 4 numaradan aldım. Bizim benzin her yerde aynı diyor. Ben dedim sen bana değme, ben şurada bekleyeyim. Şu 8 numaraya gireceğim. Yani içimden öyle. Adam var ki deli dedi ama giremedim. O 4'e bir daha girmek istemedim. Rakamlar da aslında birer semboldür ve onların enerjileridir. Ha? Sana o zaman dilimi içinde 4 rakamının frekansı iyi geldi. Gelmedi. Ve o sıra 4'ten kaçtı tabii, zaten. İçselliğin devamlı. Onu biliyor. Evet. Yani biz aslında her şeyi bileniz, bazı durumlardan dolayı bildiğimiz alanlar kapatılmış. Ama o bildiğin alan sana onu hissettir diyor. Onun için böyle hislere geldiğimiz zaman da bunu dinliyor. Aynen. Çok önemli. Tabii. Yani çok önemli. Bazı maymuncuk anahtarları vardır yaşam için elimizde. Eğer onların maymuncuk anahtarı olduğunu anlarsak işimiz kolaydır. Aynen. Onun için insanları bunları anlatmaya çalışıyorum. Küçük şeyler gibi görebilir ama bir deneyin, bakın ne olur. Aynen. Hakikaten çok birçok şey değiştirir.
Böyle bu sembollerden başka yaşam içerisinde şey yaptığın, keşfettiğin semboller tabii mi? Tabii ki çok var daha. Mesela bazı alanlara gideriz, alan bilgisinizsin dediğin gibi. Hiç farkında olmadan bir yere gidersiniz. Yani hiç aklınızda yoktur, hiç plan dahilinde değildir. Ha. Ama bir bakarsanız farklı da o gün oraya gitmişsinizdir. Buna sakın direnç göstermeyin. O alanın enerjisine ihtiyacınız var. Akışa mı diyorsun? Yani? Aynen. Bırakın orada olun. Bir, eğer böyle gittiyseniz biraz da bilinçli olun ve izin verin. Yani bilinçli şekilde izin vermek çok daha kolay enerjiyi döndürür. Bugün çünkü hepimizin burada olması bile çok enteresan. Evet. Öyle bir gündü ki herkesin aslında başka bir yerde bir işi vardı. Sevgili kameramanımız Umut dahi. Umut bir gelsene buraya. Umut yanıma gel. Doğum günü bugün. Onu da bir gösterelim. Yani baksana mı tamam. Aynadan görüyorlardı. Aynadan görüyorlar. Peki şıklı oğlum. İyi ki doğdun. Doğum günü ve bir sürü olayı var. Senin var. Evet. Çok, üstelik de senin için. Yani hepimiz bir sürü boş günümüz varken demek ki akışa uyduk ve bugün birlikte enerjimiz bize birçok şey neşe getirecek. Onu hissediyorum. Bir şey getirecek. Demek ki bu dört kadının da taşıdığı bir sembolik enerji var ki birbirlerini tetikleyerek yaşama önemli bir kayıt yapacak demektir. Evet. Gördüğümüz ya da görmediğimiz bir kayıt olacak. Bakalım bu bize ne getirecek. Evet. İstersen bu videoyu burada bırakalım. Peki. Var mı başka diyeceğim bir şey? Yok şimdilik. Evet. Ama sorular olursa altta sorular sorulduğu zaman bana iletirsiniz cevapları. Onların hepsini cevaplarız. Çok teşekkürler. Evet efendim, başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek.